Bu ülkelerin en ahlaksızlarının, en pislerinin, en zalimlerinin, en insanlık düşmanlarının kontrolünde Batı ülkeleri de farklı değil. Yani bakmayın o kravatlarına, kravatlarına, o medeni konuşmalarına, insan haklarından falan var şeylerine tam tersine onlar arka planda, onlar kim onlara para veriyorsa onların hesaplarını şey diyorlar, um, ileri sürüyorlar. Birisi confirm your speaking language. Russian, okay. Birisi beni Rusça konuşturmak istiyor, çok ilginç. Ben de evet dedim. <laughs> ha, acaba Rusça mı transfer şey olacak, ee, değişecek ee, dilim, e, e, tercüme edilecek. Neyse, onun için devletlerden kurtulmamız lazım. E, kurtulmak da mümkün değil. O zaman devletlerin sınırlarını, dinlerin, ırkların sınırlarını aşabilmemiz lazım. Ben de insanlığın kurtuluşu ancak öyledir. Yani Birleşmiş Milletler biz biz e, yani onlarca yıl insanlığa umut verdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok güzel bir Universal Declaration of Human Rights insan hakları yayınlandı falan ama onu gerçekleştirmek dediğim sebepten dolayı mümkün olmadı. Çünkü demokrasi dediğin demokrasilerde de oligarşi haline gelişiyor. En üst kesimin içerisinde, elitlerin içerisinde en kötüleri devleti ele geçiriyor lobiler yoluyla politikaya para girmesi yoluyla çürütüyorlar. Öyle maalesef. Uzun bir konu. Daha sonra konuşuruz. Onun için bizim şey etmemiz lazım. Yani ırk mırk bu palavra, bayrak mayrak bunlar hikaye bunlar bizi birimize düşman etmek için o oligarşik şeylerin, e, alçakların, o de, bu işin içinde para babaları var. Bunun içinde acayip öyle kültler, tarikatlar var ve silah şeyleri var, tüccarları var. Onlar bizi birbirimize düşman edip öldürtmek istiyorlar, kırdırmak istiyorlar. Onları aşmamız lazım. Bu bayrak sallayarak, musaf sallayarak birbirimize düşmanlık edenler dünyanın en ahmak insanlarıdır. Hem dünyayı cehenneme çevirirler hem kendilerine hem komşularına hem de ahiretlerine. Çünkü bayrak için, musaf için ölünmez.